Evet sevgili Ekin Türk'ü izleyicileri, öncelikle ekranı başlarında bizleri izleyen çok kıymetli misafirlerimize, çok kıymetli izleyenlerimize ve stüdyomuzda hıncal hınç dolduran çok değerli misafirlerimize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımızı sunmak istiyoruz efendim. Çok değerli misafirlerimiz Ekin Türk ev sahipliğinde ve Tok Gönül Derneği'nce hazırlanan Mihrican Bahar 50. Sanat Yada Gecemiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet. Türk halk müziğinin mihenk taşlarından dediğimiz hanımefendi duruşuyla, çizgisiyle Tokat'ta başlayıp kısa sürede ulusumuzun değerli seslerinden olan Mihrican Bahar hanımefendi için o alkışlarınızın temposunu, coşkusunu biraz daha arttırmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizler için gerçekten çok önemli bir gece. İcabet ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve bu gecede emeği geçen herkese öncelikle sonsuz teşekkürler etmek istiyorum ama öyle bir isim var ki Tok Gönül Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bayram Güvercin'i ben o güzel alkışlarınızla mikrofona almak istiyorum efendim. Alkışları yükseltiyoruz ama değil mi sevgili misafirlerimiz? Evet, bu ve bunun gibi güzel günlerde gerçekten yadsınamayacak çok kıymetli emekleriniz var. Öncelikle ben mikrofonu size vermek istiyorum. Neler söylemek istersiniz bugüne dair? Ben ekranları başındaki stüdyodaki konuklarımıza, Tok Gönül ailesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Mihrican ablanın 50. sanat yılı itibariyle derneğimiz tarafından etkinlik düzenledik. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diliyorum sanatçımıza. Tok Gönül Derneğimiz de bugünler için var zaten. Görevlerinden birini yerine getirmek için arkadaşlarımız çalıştılar. Bu geceyi hazırladılar. Hepsine yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. Bana Tok Gönül'ü anlat, nasıl anlatırsın demişlerdi. Ben de burada bir hikaye buldum, bize çok uygun. Onu söylemiştim. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar açılmak üzere olduğundan ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar yük sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Çocuk vitrine doğru güçlükle biraz daha yaklaştı. Bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Adam onu gördü, onu bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun bir sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de pantolonun sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp küçük ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika diye seslendi. Çocuk ona dönerek gerçekten çok güzeller diye tebessüm etti. Ama benim bir bacağım doğuştan eksik dedi. Bence önemli değil diye atıldı adam. Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin el eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı. Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adam ise konuşmayı sürdürdü. Keşke vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsa idi dedi. Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp anlayamadım. Neden öyle olsun ki dedi. Çok basit dedi adam. Eğer yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler
tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler. Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrini işaret ederek baktığın ayakkabı sana yakışır dedi. Denemek ister misin? Çocuk başını yanlara sallayıp üzerinde 30 lira yazıyor dedi. Ama mümkün değil ki. İndirim sezonu senin için biraz öne alırım dedi adam. Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder. Çocuk biraz düşünüp ayakkabının diğer tek işe yaramaz dedi. Onu kim alacak ki? Amma yaptın ha diye güldü adam. Onu da sağ ayağı eksik bir çocuğa satarım. Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek üstelik de öğrencisin değil mi diye sordu. İkiye gidiyorum diye atladı çocuk. Üçe geçtim sayılır. Tamam işte dedi adam. 5 lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Adam vitrininde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eskiyi göstererek benim satış işlemim bitti dedi. Sen de bana bunu satsan memnun olurum. Şaka mı yapıyorsun dedi kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere eski bir ayakkabı para eder mi? Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş dedi adam. Antik eşyalardan haberin yok halde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder. Küçük çocuk ardarda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayattaki en güzel rüya. Adamın heyecandan teleğin avuçlarını sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek bana göre 20 lira yeterli dedi. İndirim mevsimini başlattınız ya, adam onu kıramayıp parayı aldı ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense iç içine sığmıyordu. Eğer bu bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluk bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk deneyine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip babam haklıymış. Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek yok dedi. Tok gönüllerine işte böyle gönüllü insanlarla oluşan bir derneğimiz. Tok gönüllü demek paylaşmak, yardımlaşmak demektir. Bizden niye birer tok gönüllü olmayalım? Bütün hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum bu gecenin hazırlanmasında. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve mutlaka ki sevgili Bayram Güvercin'i bırakmadan evvel mutlaka ki bu gecenin bir amacı bir de sonucu olsun istiyoruz değil mi sevgili Bayram Güvercin? Bir umut olsun istiyoruz. Bir takım hayalleri var sevgili Mihrican Bahar'ın. Bunlar hayalde kalmasın istiyoruz, gerçekleşsin istiyoruz. Buna dair neler söylemek istersiniz? Mihrican ablamız evet, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Mihrican ablanın böyle bir hiçbir talebi olmadı. Biz bazı akşamlar kendisini ziyaret ettiğimizde çevremizdeki arkadaşlarla bu kararı aldık. Mihrican ablamız bize ihtiyacı var. Çünkü Mihrican Bahar evet. O kadar asil, o kadar mağrur ve o kadar vakur duruşu bir insandır ki asla gerçekten böyle bir talep olmadı. Evet, bu bir gerçek. Bizden talep olmadı. Biz kendisini ikna ettik. Ama kendisi gerçekten durumu iyi değil. Yani bu konuda onu söyleyeyim. Elimizden ne gelirse bizler tok gönüller olarak, tokatlı tok gönüller olarak yardım etmek istiyoruz. Örnek olacağız inşallah bütün inşallah. İş adamlarımıza, bütün dernek başkanlarımıza değil mi? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ve Ahde Vefa gecemizde isterseniz biraz müzikle bir